Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bitmiş ilişkilerde olsun, ayrılıklarda olsun, devam eden ama soğukluk olan ilişkilerde olsun. Duygusal tarafımız hep sevdiğimiz kişinin bizi özlemesini ister durur. Sadece geri dönmesini bekleyenler değil, dönmeyeceğini bilenler bile özlemesini hayal ederler. Çünkü özlemek bir şekilde hatırlanmaktır. Onun hayatında önemli bir yerde olduğunu anlamaktır. Belki de en önemlisi unutulmamaktır. Ben ayrılıklarda tekrar bir araya gelmenin özleme oranına bağlı olduğunu düşünürüm. O yüzden de gidenin geri dönmesini sağlayacak en önemli faktör özlemdir derim. İlişkilerde daha sıcak davranılmasını, daha ciddi noktalara ulaşmasını hep özlem duygusuna bağlarım. Birinin sizi özlemesi birçok kritere dayanıyor. Mesela kesinlikle yaşanan anıların güzelliği burada önemli rol oynuyor. Farkındaysanız o yüzden ben tüm videolarda bol bol anı biriktirin derim. Peki, özlem duygusuna dışarıdan siz etki edebilir misiniz? Evet, eğer süreci güzel yönetirseniz edersiniz. Ama tabii ki karşınızdaki kişinin de karakterine, ruh haline ve hatta şu andaki yaşantısına da bağlı olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Hadi o zaman başlayalım hemen. Kendini nasıl özettirirsin? Seni özlemesi için uyman gereken kurallar nelerdir? Önceliğimiz dostlar şu, ortalardan kaybolmak. Şimdi ortalardan kaybolmakla özlemek arasında nasıl bir bağ var? Bir de nasıl ortadan kaybolacağız? Akıllara bu sorular geliyor eminim. Önceliği ilk soruya verelim özlemekle bağlantısını. Sevgili dostlar, özlemin kelime anlamına bakıp bunun cevabını rahatlıkla verebiliriz. Özlem bir kimseyi ya da bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusudur. Bu isteği, bu duyguyu devamlı ortalarda olarak sağlayamazsınız. Düşünün her gün sosyal medyada paylaşım yapıyorsunuz. Ya da her gün gittiğin, karşılaştığın mekana gitmeye devam ediyorsunuz. Duygularını, düşüncelerini düzenli olarak Twitter'da tweetler atarak aktarıyorsunuz. Gittiğin, gezdiğin yerleri an ve an paylaşıyorsunuz. Bu kadar göz önündeyken nasıl özlesin sizi? Lütfen bana, Gürkan benim arkadaş listemde değil, göremez, profilim kapalı, Whatsapp'ta engelli karşılıklarını vermeyin. İnsan ulaşmak istediği bilgiye o kadar kolay ulaşıyor ki günümüzde. Programlar yüklüyor arkadaşlara soruyor, fake profiller açıyor, bir sürü şey yapıyor. O yüzden önceliğimiz ortalardan kaybolmak. Bir süre sessiz durmak. Tabi işten izin alın okula gitmeyin falan değil bu. Devamlı yaptığınız şeylerden uzak durmak kastettiğimiz. Ve özellikle sosyal medya kullanımına biraz ara vermek. Kolay ulaşılır olmayın yani. Kastettiğim bu. Merak etmeyin ilerleyen maddelerde kendimizi göstereceğimiz yöntemler de olacak. Özellikle ayrılığın ilk zamanlarıysa ya da bir iletişim sonrası ise bir süre ortalardan kaybolun ve malum kişinin sizden haber almasını engelleyin. 2- Güçlenme dönemi. Ortalıklardan kaybolduk. Tamam güzel. Şimdi ne yapacağız? Bu kaybolduğumuz zaman diliminde neler yapacağız? Oturacağız her gün düzenli olarak sosyal medyasını takip edeceğiz. Bizim için bir şeyler paylaşıyor mu? Kaç saat çevrim içi duruyor Whatsapp'ta falan? Onları an ve an takip edeceğiz. Evet evet bunu yapabilirim diyenleri görür gibiyim. Yapmayacağız tabii ki öyle bir şey. Çünkü bunu yaptığınız sürece hiçbir konuda başarılı olamazsınız. Tutacağız kendimizi. Stoklamaktan, düşünmekten uzak duracağız. Bu süreyi kendimize harcayacağız. Kendimizi düşüneceğiz bu süreçte. Başka kimseyi değil. Yaramız varsa yaralarımızı saracağız. Panik halindeysek sakinleşeceğiz. Bitik haldeysek ayağa kalkmaya çalışacağız. Çünkü bunu yapamazsak, güçlenerek geçinemezsek bu süreci. Diğer maddeler üstümüze birkaç beden büyük gelen kıyafet gibi olur. Önemli bir maça hazırlanan takım misali. Hayatını değiştirecek bir sınava hazırlanan öğrenci gibi. Giyeceği gelinlik içine girebilsin diye rejim yapan gelin misali. Daha nasıl örnek vereyim? Bu süreci sadece kendimiz için çalışarak, güçlenerek geçireceğiz. Kendi potansiyelimizi fark edeceğiz, kendimize değer vereceğiz. Bunları yapmadığın sürece özlemden bahsetmek büyük bir hayal olur. Devam ediyoruz. 3. İmaj değişimi yenilikler ortalardan kaybolduk. Güçlendik bu süreçte. Toparladık kendimizi. Bundan sonra ufak bir değişim geçirmemiz gerekiyor. İmajımızda, hayatımızda yeni açılımlara yer vermemiz gerekiyor. Gidin saçları rengarenk yapın, 70'li yılların kıyafetlerini giyin, retro etkisi yaratın gibi değil bu. Sadece küçük dokunuşlar gerekiyor dostlar. Mesela bakım kısmına daha çok özen göstermeli. Belki ufak saç değişiklikleri. Tekrar söylüyorum, radikal değişiklikler değil. Çünkü bu sefer depresyona girmiş, saçları kestirmiş falan olmasın. Bizim amacımız tarz değiştirmek, bakımı arttırmak. Değişik tarz kıyafetler, daha önce denemediğin renkler gibi. Çok bol giyiyorsan, biraz daralmış kıyafetler gibi. Aksesuar kullanımı mesela, bir şapka, bir filar, ceket, kol düğmeleri, kravat tamamen size kalmış. Ama daha önce denemediğiniz bir tarz olmalı. Sık sık diyoruz yani videolarda yeni hobiler, yeni ilgi alanları edinin diye. Yeni sosyal çevre, yeni arkadaşlar. Eskiler de dursun da özellikle yeni çevre çok önemli dostlar. Şu geçecek içinizden. Gürkan beni özlesin istiyoruz. Sen yeni bir ben yaratıyorsun. Evet, aynen öyle. Çünkü eski seni zaten biliyor. Hem de çok iyi biliyor. Hangi arkadaşınla görüşeceğini, görüştüğünde ne içeceğini, hangi kıyafeti giyeceğini, saçını nasıl yapacağını. Biz eskiyi özletirken yeniyi de merak ettirmeliyiz ki aklı yenisiyle eskisiyle bizde olsun. Devam ediyoruz. 4. Ortaya çık, yeniliği göster. Sevgili dostlar, ortalardan kaybolduk ya hani bir süre. 15-20 gün. Bu süre ilişkinin içeriğine göre değişiklikler gösterir bu arada. Ama kısa bir süre değil. Yani iki gün ortadan kayboldum değil tabii ki. Şimdi ortaya çıkma zamanı geldi. Gücü gösterme zamanı, yeniyi tanıtma zamanı. Güncellendiğinizi göstermeniz gerekiyor. Bunu nasıl göstereceksiniz? Sosyal medyanızı kullanarak. Sosyal medya kullanmıyorsanız mesajlaşma platformlarındaki profil resmini değiştirmek güzel bir yöntem olabilir. Dakika başı değil tabii ki. Sadece bir kere en güvendiğiniz pozunuzu koyarak. Ayrılık sonrası zaman ilerledikçe yaşanan olumsuzluklar zamanla unutulmaya başlar. Olumsuzluklar unutulurken alışkanlıklar ve geçmiş güzel anılar insana inceden bir yoklar. Bu yoklama işareti. İşte o zaman merak duygusu sizi gizliden gizliye takip etmeyi isteği uyandıracaktır. Ortaya çıkan özlemle beraber sizin güncel, güçlenmiş, yenilenmiş ve iyi görüntünüz karşı tarafa bir sürpriz etkisi yaratacaktır. Hem geçmişe özlem hem yeniye merak gözleri size çevirecektir. O profillere bakma, fotoğraflara bakma, değişiklikleri inceleme gün geçtikçe artmaya başlayacaktır. 5. Çevre ile iletişim Sevgili dostlar, arkadaş çevresinin özlem konusuna etkisi büyüktür. İyi ve kötü yorumlar insanı çok etkiler bu süreçlerde. En büyük hatalar da hep bu noktada yapılır. Mesela ayrılık sonrası ortak tanıdıklar araya sokulmaya çalışılır. Hala istenildiği, çok özlendiği, beklendiği söylettirilir ya da ima ettirilir. Bazen tam tersi yapılır. Umursamıyorum falan denir. Zaten sevmemiştim denir. Bunların hiçbiri işe yaramaz. Tam tersi tüm imajınızı zedeler. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. O yüzden ortak arkadaşlarla aynı çevreyle iletişim kesilmelidir. Şöyle düşünün. Onun sorması gerekiyor. Hakan'dan haber var mı? Esra'yı görüyor musunuz? Falan gibi. Bu iletişimlere de cevapların şöyle olduğunu düşünün bir de. Ya evet geçen gün bir tane hikaye attı. Var ya baya erik gibi olmuş kütür kütür. Tamam tamam böyle cevap olmaz da. Valla baya iyi gözüküyordu beyaz gömlek falan çok şık olmuştu. Saçları uzatmış bayağı şekildi. Bir elbise giymişti tüm gözler üzerindeydi. Bakın hepi topu bir cümle ama bu cümle o özlem ateşini benzin dökülmüşe döndürür. O yüzden dostlar şunu unutmayın yaptığınız, giydiğiniz, söylediğiniz mutlaka size bir şekilde dönüş sağlar. Eğer olumlu ise olumlu, olumsuz ise olumsuz. Sevgili dostlar ben her zaman söylerim yapacağınız şeyler sizden bir şey götürmemeli. Tam tersi, size bir şeyler katmalı. Çünkü amaca ulaşılmasa bile, dönmese bile, aramasa bile, baktığınızda kaybedeceğiniz hiçbir şey olmamalı. Kaldı ki eğer yaşadığınız ilişkiye güveniyorsanız, bu bahsettiğimiz maddelerle özlem ateşini çoktan yakmış olacaksınız. Ama yakılmadıysa bile, hiçbir şey kaybetmeden yolunuza devam eden biri olarak gözükeceksiniz. Şimdi bir kez daha düşünelim. Etrafta acınızı paylaşmadınız. Yeni atılımlar yaptınız. Güzel ve çekici bir imaj yarattınız. Çok da bakımlısınız. Ama geri dönmedi. Şimdi soruyorum size. Ne kaybettiniz? Sevgili dostlar. Hayat akıp gidiyor. Olduğunuz yerde o yaşanan anılarla kaldığınız sürece özlem bunun için yeterli olmaz. Yeniliğe ve gelişime özellikle kendine değer vermeye mutlaka özen gösterin. İşte o zaman hep özlenen, hep merak edilen olursunuz. Özleyen kim olursa olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.